Efsane. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyilik efendim, merhaba. Keyfiniz nasıl? İyilik gördüğünüz gibi. Burada yaşıyorum. Evet, yaşantımızı gelip görürsünüz. Tamam. Selamun aleyküm. Maşallah, maşallah, maşallah. Adı ne bunun? Şahin. Salim. Şahin. 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 Şahin nasılsın Şahin? He? Kaç aylık? 3 aylık. 2 aylık. 2 aylık. Allah bağışlasın. Ama size bakıyor. He? Tabii babasını biliyor. Allah bağışlasın. Hocam görüyorsun vaziyetimizi, evet. Rezilliğimizi görüyorsun. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi ben burada iş yapıyorum. Kağıt topluyorum. Kağıt topluyorsunuz. Ama kurtarmıyor yani. Kurtarmıyor, evet. Hastalık, iki sefer hastalığa, Covid'e yakalandı. Hmm. Çok şükür şimdi biraz iyi. İyi, evet. Ama yani çok zorlukla hatta. Yani Hacer Hanım sağ olsun bu konuda gerçekten hani, elinden gelen çabayı yani gösteriyor. Yerine her şeyi lazım. Yaptı bize yani. Evet, evet. Elinden geldiğini yaptı. Allah evet. Bir razı olsun. Hmm. Hani şimdi sizden de bir desteğinizi bekliyoruz hocam. İnşallah tabii tabii. Yani görüyorsun kiradayım. 700 lira kira buraya veriyoruz. Kaç lira veriyorsun kira? 700 lira veriyorum. 700 lira veriyorsun. Kaç oda? 3 tane odamız evet. Var, bir mutfak var. Her tarafta akıyor yani. Mutfak akıyor, denen bir şey evet, yok. Evet. Leğen koyuyorum yani. Leğende evet. Su damlıyor içeri. Döküyoruz evet. Dışarı. Yani soba tütüyor, baca yeri yok. Yani evet. Soba odun bulduğumuz var, bulamadığımız gün evet. Var. Evet. Yani evet. İşte görüyorsun hocam yani. Vaziyetimizi görüyorsun. Çoluk çocuğumu okutmak istiyorum ben. Ha, 3 tane çocuğum var. Evet, Allah var. Bu sen gidiyor musun okula? Bu daha gidiyor ama bugün evet. Yollamadım onu. Hmm. Yani 2 tanesi okulda şu an. Evet. Hani aç gidiyorlar sabahları ben kahvaltı edittiremiyorum çoluk çocuğumu. Aç evet. Gidip geliyorlar. Evet, evet. Hani kıyafeti zorlanıyorum almaya. Dolayısıyla Hacer abla bize yardımcı oldu kıyafetten yana, evet. Okul kıyafetinden yana. Evet, evet. Gene de bir ihtiyaç olursa Hacer Hanım. Zaten Şengül Hanım, Hacer Hanım şey yapıyorlar. Bizim de Hacer abla elinden geldiğini yapıyor bize yani. Evet, evet. Yani, Büyükşehir'den değil mi? Evet, Şengül Hanım genel sekreter yardımcımız. Tamam. Hacer Hanım'la zaten koordineli tamam. Bir şekilde şey yapıyorlar. Bir de hocam benim çamaşır makinem yok yani. Evet. Elimde yıkamaktan nefret ettim yani. Hmm. 5 çocuk çamaşırlarını elimde yıkamaktan bıkmışım artık. Efendim tamam. İzniniz olursa biz sizin talimatınızı ona bir tane şey bir tane size hemen. Çamaşır makinesini yani, gönderelim. Tamam. Bir tane olur. Çocukken yıkıyorduk ama şu an vardı yani makinem bozuldu yandı. Dün çekecek ben işe gitti. Çöpten hani yiyecek bir şeyimiz yoktu. Çöpün evet. İçine patates buldu. Patatesleri evet. Getirdik. Patatesler evet. De lehinin içinde yani. Gelirken gördüm baktım patatesleri evet. Yani kurtarmıyor. Kıyak bile bizi artık kurtarmıyor hocam. Evet. Evet. Çocukları okula evet. Gönder. Ne ihtiyaç olursa gelelim. Bakın o ihtiyacı mutlaka sağlarız yani. Tamam. Çocuklara ne ihtiyacı olursa. Tamam. Ayakkabıydı, okuldu, defterdi, kalemdi, silgiydi, müzik aleti istiyorsanız o çocuklar neden hoşlanıyorsa hepsini ama hepsini şey yaparız. Tamam. Tamam hocam Allah'a ufaklıkta bir diğer tek erkek bu mu? Evet. Öyle bir mi? Bir tane kızım var bir tane erkeğimiz var. Hadi bakalım. Baba sevinmiştir herhalde. Evet. Bir de benim beyime bir yani iş bulsanız. Tamam. Yani tamam. Çapı olabilir yani tamam. Belediye işinde olmasın. Tamam. Herhangi bir iş öte çalışabilir yani. Tamam, tamam. Yani bir yardımcı olsanız artık tamam, bize ya. Tamam, tamam. Gördüğünüz vaziyetimi. Gelin eyvallah. İçeri bir bakın, evin içini bir dolaşın. Tabii. Bunları çöpten bulduk, patatesleri. Patatesleri, evet. Evet, evet. Hani görüyorsun hocam yani. Hı-hı. Bir buzdolabım var. Hı-hı. O da bozuldu. O da hı-hı. Çalışmıyor. Evet, evet, evet. Odacıdan almıştım. Tamam. O da çalışmıyor yani. Tamam. Hani görüyorsun hocam vaziyetimizi yani bu pislikten yani. Evet evet. Bu pisliğe evet. Karşı 700 lira kira veriyorum. Bir gün bile sahibisi beklemiyor ev sahibisi. Geliyor evet. Burada çıkın diyor benim evet. Evime. Evet. Hani görüyorsun artık vaziyetimizi evet. Bir yardımcı olun artık. Tamam. Ne çocukların bu yatağın üstünde yatıyor. Hmm. Yani evet. Artık yani bir görün bizi de yani. Tamam. Bize de bir yardımcı tamam. Olun inşallah. Hocam. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah size eski etmesin. Vay babacığım. Merhaba 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 babacığım.
Eyvallah gençler. Başkan hoş geldiniz. Eyvallah. Nasılsınız? Eyvallah. Sağ olun. Tüm fotoğrafı çekebilir miyiz? Çek. Gayet. Bizim buradaki tek sıkıntımız işte bu. Roman vatandaşlarının %90'ının kendi tapuları var. Evet. İmar vermiyorlar bize. Ben bu dördüncü dönemim. Niye imar verilmiyor? Parseller küçük mü? Çok küçük. Ben plan notları bu bölgenin henüz onaylanmamış. Onayladılar. Dört mahalleninkini bizimkini yapmıyorlar. Şöyle, bu mahalleninki onaylanmış plan notları yok. Var. Yani hangi mahalle? Nişantepe. Nişantepe'nin onaylanmadığı plan notları. Şöyle bizde imarımız var 070 hisseli parsel. Tamam, hisseli. En son imar artışı yaptılar. Çatalmeşe, Alemdağ, Ekşioğlu. Nişantepe'yi ayırdılar oradan. İşte yani ayırdılar bize... derken o üçünün dördü birlikte yürürken buranın süreci ayrıldı. Ayrılmak durumunda kaldı şeyinden dolayı ama büyükşehir onunla ilgili bir çalışma. Müteahhit girmiyor. Diyor ki ben çok düşük imar olduğu için atıyorum bir parsele 10 tane daire düşüyor. Orada da 10 hisse var. Herkese birer daire verse müteahhite bir şey kalmıyor. Dolayısıyla bizim imarımız 0.70 olduğundan... Bunlardan sadece 68'i hariç hepsine sosyal yardım bağladık. Yaklaşık 48 tanesini engellilere yolladık. Sosyal yardım kartı bize gelmiyor. Kirilerine kaymakamlıkla karıştırıyoruz. Kaymakamlıkla değil mi? Biz belge üzerinden gidiyoruz zaten. Hatta okuma yazmaları olmadığı için işlemleri takip etmek üzere ekipler yolladım ben. 68 kişi haricinde hepsi sosyal yardım alıyorlar. 48 tanesini engellilere yolladık. 19 tanesini yuvamız İstanbul'a yönlendirdik. 3 tanesini evde bakım aldırıyoruz. 17 tanesini psikolojik danışma ve terapi merkezlerine yolladık. Yani sadece para vererek değil, aynı zamanda evde sağlıktan tutun engelliye kadar her türlü şeylerini karşılamaya çalışıyoruz. Ancak bize ulaşamamış ki ekiplerimizi biz buraya yolladık. Hacer Hanım'la da yakın çalışıyoruz. Biz, ondan da liste aldık. Biz de veriyoruz. Şöyle sıkıntılar oluyor tabii. Yani siz de bilirsiniz muhtarım. Mesela bir evin içerisinde her aile odada aileler var. Ama o bir ikametgah olduğu için bazen kart sıkıntısı oluyor. Mevzuattan dolayı. Biz o tespit ettiğimiz aileleri İBB'ye bildiriyoruz. Evet. Onlar tekrar yerinde incelemeye başlıyor. Evet. Hastalar evet, benim kızım kanser tedavisi görüyor. Aşılarını bulamıyor. Bir tane aşısı 1 milyar tutuyor. Aşıyı zaten siz bulmak zorunda değilsiniz. Siz bana kızınızın bilgilerini verin. Şengi de bundan bir ama ben de orada tedavi görüyor ama aşılar bulamıyor. Biz çoğu aradık bulamadık. Çoğu yeri arıyoruz. Hadi de bak. İnsanlarda görüyorum seni. Seviniyorum. O konuştuğun kelimeler. Allah bir kere razı olsun. Allah'ın başımızın hepsi geçmesin. Nasıl okul işleri nasıl? Ya hocam bir tanesinin şu kızın özel eğitimlik durumu var. Okuyamıyor. Evet. Ondan sonra öbürleri gidiyor işte. Okuyorlar işte. Evet. Taş sesen mi ait burası? Burası yok, kira. Kira. Kira efendim. Benim 5 tane çocuğum var. Geçimimi sağlayamıyorum. İşimiz yok, gücümüz yok. Ne iş yapıyorsunuz şimdi? Hiçbir iş yapamıyoruz. Çekçeye gidiyorduk. Çekçe televizyonda belediyeler aldı. Şu durumda hiçbir şey yapamıyorum. Evet. Benim bir tek dediğim iş başkanım ya. Evet. Yani senin evine kaldık. Estağfurullah. Bir de çocuklarımın kardolabı yok başkanım. Çamaşırlarım hep yerlerde. Yatacak yerleri de yok. Yani yatak sen. Gel Çınar. Gel. Gel Yusuf. Gel şöyle. Gel sen de. Maşallah. Gözlerini aç başkanım, gözlerini görsün. Maşallah. Gel Fatma sen de gel. Bir de makine cihaz ya. Hava makine cihazı. Şundan var bu bozuk. Anne biliriz açar mı? Evet bu bozuk. Tamam ben ondan size onu bunu hatırlatayım. Aslında benim bir şeyim var ben yolladım. Beşi de aynı. Beş tane çocuğum aslında uğraş. Siz beşin de aslında. İyi. Ben sen din dersen lise. Matematik. O zaman gel güzel. Güzel matematikle aran iyiyse çok iyi. Aferin. Hedefin ne? Doktor. Doktor olacaksın. Hadi aferin. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah olur. İnşallah kafaya hocam, koymuşsa olacak. Hele bir de matematiği seviyorsa evet, kesin hocam. Olacak. Bu da matematik çok iyi. Öyle biliyor. Mi? Bu da matematik deniyor hocam. He, şey güzel. Başkanım. Tarih sonuçlarında telefonumuz bu. Ben tuvalete gireceğim. Affedersin babam satarsa. Hep de salamıyorum namaz kılmaya. Evet, orası girecek gibi değil. Oraya bir yaptığımızı rica ediyorum. Ne olursunuz.